Merhaba, hoş geldiniz. Bir tane kızım var, 11 yaşında. Nar. 11 oldu tabii. Koca kız oldu. Belki gelir böyle. Onu büyütmeye çalışıyorum. Şimdi çocuk büyütmek zor tabii. Yani bu koşullarda zor. Yoksa çocuk büyütmek güzel ama biraz geç yaptık çocuğu. 51 yaşındaydım. O yüzden hani çocuk yapacaksanız yani benim yaşımı beklemenize gerek yok. Kötü örnek olmayayım diye. Sonra parka götürüyorum Cihangir'de. Böyle bir takım insanlar parka gelmişler. Orada işte çocuklarını, torunlarını falan geziyor. Bir tanesi dedi ki bana, muhterem dedi. Muhterem deyince zaten anlaşılıyor az çok. Muhterem bizzat olduğumdan değil ama muhterem deyince anladım ben, torun sevgisi güzel değil mi dedi. Gayet güzel bir İstanbul Türkçesiyle, hatta Cihangir Türkçesi çok güzel dedim. Anladım ki o günden sonra kaderim şeyle gitti yani, torun sevgisi yarı yarıya. Artık torun ve çocuk niyetine kızımı büyütmeye çalışıyorum. Bilmiyorum onun için ne kadar iyi bir şey. Kediler, bugünkü konumuz şiirin kedileri. Bahar dedi ki ne yapalım? Dedim ki ya bir sürü başlık koyuyoruz. Özellikle Şükrü Erbaş'ta çok söyleşi yapıyoruz. Hacivat'la Karagöz gibi sağda solda fuarlarda filan. Genellikle Şükrü'ye paslıyorum, o benden büyük olduğu için. O da şiir, bizim eski yalnızlığımız filan gibi fiyakalı isimler koyuyor. Böyle hani var ya şiir ve yalnızlık gibi. Neyse, ismi öyle koyuyoruz ama onları konuştuğumuzdan değil aslında. Yani şiir ve yalnızlık hakkında konuşacak ne var? Oradan, buradan, şuradan konuşuyoruz. Ben de dedim ki biraz somut bir şeyden konuşalım, yani hakiki bir şeyden, kedilerden konuşalım istedim. Evet. Sizi dinliyorum şimdi kedilerle ilgili. Bana soracaklarınız neler? Kedileri sevmeye 43 yaşında başladım. Biraz geç. 43 yaşına kadar kediden korktum. Evet, yani 20 yıl olmuş tam. 63 yaşındayım. 20 yıldır da tam tersine acayip bir şeyim. Kediciyim yani. Hani layıkçı teyzeler diyoruz ya İzmirlilere. Layıkçı teyzeler gibi. Tam kedici teyzeyim yani bir anlamda. Şey bilir, Nermin bilir, Cihangir'de böyle teyzeler vardır, kedici teyzeler. Genellikle onların hepsi 80 yaş civarı ama ben de onlardan birisiyim aslında. Onlar benim yakın arkadaşlarım, dostlarım. Onlarla böyle paslaşıyoruz, paylaşıyoruz. Hoş geldiniz Lütfü Bey. Buyurun. Ve kedi sevgisini tabii kitaplarda falan da yazıyorum. İlk kediyle karşılaşmam, İlk kediyle kitaplarımda yazmıştım ama anlatayım tekrar. Metin Altıok'un evinde oldu. Metin Altıok'un eşi Füsun Altıok Akatlı'ydı biliyorsunuz. Kızı Zeynep Altıok Akatlı. Milletvekili, CHP milletvekiliydi 2 dönem. Şimdi de Toplumsal Adalet Vakfı mıydı? Onların Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'la, sonra işte Özgür Mumcu, Hrant Dink'in çocukları, yani öldürülen, katledilen aydınların, yazarların, çocukların kurduğu bir vakıf var. Toplumsal adalet olabilir. Onda ikisi, Eren'le ikisi çok çalışıyorlar Zeynep. Aynı zamanda da bu Kırmızı Kedi'de Metin Altıok ödülleri var biliyorsunuz her sene. Onun da düzenleyicileri arasında. Onlara gitmiştim liseye giderken Ankara'da. O zaman Metin Altıok benim ilk çok sevdiğim şairlerden. Genç şair o zaman, 30 küsür yaşında filan. Hep de çok yakışıklı bulmuşumdur Metin abiyi. Böyle kısa boylu ama saçlar böyle ayan ışık gibi taralı. Böyle İzmirli şeyi var onda, hafif fiyakalı, böyle işte bol paça pantolon filan. Tabii o zaman kişi olarak çok sigara ve çok rakı içen birisi aynı zamanda ama bunlar hepsi yakışıklılığa dahil şeyler tabii, o zamanki yakışıklı şeyine sigara içmek, rakı içmek de giriyor. Şimdi öyle değil ama o zaman öyleydi. Tabii onun büyük hayranlarıyız ve cebimizde onun kitabıyla geziyoruz. Gezgin diye bir kitabı vardı, bir kitabı çıkmıştı. Tam da şairliğe yakışan bir kitap. Yani ben de şair olmak değil ama şiir yazmak, yazı yazmak istiyorum. Ama şair olmak filan derdim yok. Ben böyle şiir okuyayım, şairleri seveyim, onlarla tanışmak da değil. O zaman tanışmak şimdiki kadar kolay değildi tabii filan. Cebimde Metin Altıok'un Gezgin kitabıyla gezdim Ankara'nın sokaklarını. Cemal Süreya'nın şiir vardı ya, az mı dolaştık başkentin sokaklarını, sen de tarçın, ben de hamur kokusu diye. Aynısı Metin Altıok'la ya benim aramda geçti. Sonra o zamanlar Ankara'da çok böyle şeyler yoktu 70'lerde. Böyle kültür kurumları, sanat kurumları, böyle şimdiki gibi eğlence falan yoktu Ankara'da işte. Ve Piknik diye bir yer vardır. Pikniğin yanında da Sanat Sevenler Derneği vardır. Küçük Piknik. Tam şeyin Goralı'nın yanındaki orada. Ankaralıların bildiği yerler. Goralı, Piknik, Sanat Sevenler, böyle yerler. Ve orada da felsefe toplantıları yapılıyor. Ama isimlere bak. Nusret Hızır,
Füsun Akatlı, Oruç Aroba, Bedrettin Cömert, Afşar Timuçin ve daha böyle sayamadığım daha genç filozoflar ve öğretim üyeleri filan. Hatta Ertuğrul Özkök bile olabilir. O zaman Ankara'da çünkü Hacettepe'de hocaydı. Bucu, Bilge Karasu. Tabii hepsi Hacettepe tayfası onların şeyden. Biz de genç solcular olarak tabii böyle hani felsefe de okumak lazım tabii. Solcuysan felsefe okuyacaksın, iki tane dil bileceksin, bilmem ne yapacaksın Fransız. Öyle bir şey vardır, eğitim vardır yani sol. İyi bir eğitim aslında. Bazıları solcu olmuyor ama hiç olmazsa eğitimden geçmiş oluyorlar. Biz de felsefe toplantılarına gidiyoruz. Çünkü biz oradaki felsefeleri Marksist açıdan eleştireceğiz tabii. Böyle bir şey var, gençlik var tabii şeyde. Neyse konuşuyorlar falan ama eleştirecek de bir şey bulamıyoruz. Çünkü onlar da Marksist yani hemen çoğu da Marksist insanlar. Yani yabancı değiller ve şey arkamızda da tam böyle arkamızda iki tane adam ayakta rakı içiyorlar. Bir Metin abi, bir de Hasan Hüseyin Korkmazgil. Hasan Hüseyin de rahmetli o zaman Ankara'da yaşıyor. Onun şeyi vardır, çok severim. Sivas'ın Gürün kazasından öyle bir manisi vardır. Der ki, memleketimiz Sivas, kazamız Gürün, İstanbul illerinde sürün Allah'ım sürün diye. Onlar rakı içiyorlar. O kadar güzel rakı içiyorlar ki ben zaten o böyle rakı sahneleri vardır hayatta. İşte Edip Cansever'i, Turgut Yer'i, Cemal Süreya'yı çok gördüm rakı içerken ama onların böyle ilk rakı içerken ki ayaktaki o güzellikleri hala aklımdan silinmiş değil. Metin abi esmer, zayıf, kısa boylu, yakışıklı. Hasan Hüseyin böyle saçlar beyaz, bıyıklar var böyle. Yiğit bir adam derler, yiğit bir adam. İkisi ayakta rakı içiyorlar. Ara sıra konuşuyorlar tabii, onları eleştiriyorlar kendi aralarında. Füsun Akatlı ile o zaman evliler Metin abi. Füsun Akatlı arada bir gelip yapıyor şey Metin abiye, kocasına. Susuyorlar ama 5 dakika sonra sarhoş yani gene başlıyorlar filan. Sonra artık felsefe toplantıları bitti filan. Ben heyecanla yaklaştım, dedim ki Metin abi işte Hasan Hüseyin, siz ben dedim sizi çok işte yani okuyorum, seviyorum. Tamam dedi, Orta Doğu Anma İdaresi diye bir yer vardı o zaman, bir yüksek okul Ankara'da. Orada çalışıyormuş, oraya gel dedi. Oraya gittim, işte çay içtik, tanıştık, sohbet ettik. Sonra beni evlerine çağırdı. Evleri de Ankara'da bu bestekar, beyli sokaklar vardır şeyin orada. Kavaklılar hep beyle başlar. Büklüm Sokak, Bahtiyar Sokak var mı bilmiyorum, inşallah vardır yani bir sokak ama. Bahtiyar değil sokağın adı da, bence öyle bir sokakta olsa iyi olur diye düşünüyorum. Bestekar Sokak, Beyle giden, Beyefendi Sokak filan gibi vardı burada, Hanımefendi Sokak gibi, onun şeyi. Onlara gittim. Metin abi daha gelmemiş, Füsun evdeydi. Kızı Zeynep de o zaman 5 yaşında filan. Ben bir de bunların çocukluğunu biliyorum tabii. Eren'in 1,5 yaşını biliyorum, Beren Aysa'nın. Çünkü Behçet benim çok yakın arkadaşım, işte evlerinde kalır, gider gelir filan böyle. Metin abi bizden büyük tabii, evli var hani şeyden. Ve Ankara'nın güzel evleri vardır ya, 4-5 katlı, hani geniş balkonlu, ağaçlıklı önleri falan gibi Ankara evleri. Öyle bir evde oturuyorlar, akşamüstü. Füsun çay getirdi, böyle bir fincanda çay içiyoruz, Metin abiyi bekliyoruz, konuşuyoruz. O da tabii çok sevdiğim bir denemeci, yazar aynı zamanda. Derken böyle bir yüksek bir ağacın dallarından bir kedi geldi ve benim omzuma atladı ve ben ayağa fırladım. Elindeki çay döküldü, bilmem ne döküldü. Zeynep'in bana bakışını hatırlıyorum, gülüyor filan. Füsun ne oldu filan dedi. Benim kedi korkum. Tabii gittiğin yere söylemiyorsun ben kediden korkuyorum diye. Tam şey gibi, Metin Eloğlu'nun kitabı var, Horozdan Korkan Oğlan biliyorsunuz. Ama onun türküsü de var. Horozlardan korkan yer, püskülleri sarkan yer diye. Tabii o meşhur türküdür. Benimki de kediden korkan oğlan şeyi 43 sene sürdü. Yapı Kredi'nin düzenlediği toplantılar vardı, konuşmalar vardı. Çeşitli yazarlar, şairler, denemeciler geliyorlar, burada konuşma yapıyorlar. Mehmet H. Doğan vardı, benim çok sevdiğim bir eleştirmen, şiir eleştirmeni, çok da yakın dostum İzmir'den. O gelir. Orhan Koçak, o da büyük bir eleştirmen biliyorsunuz, şiir eleştirmeni. Başka işte Orhan Alkaya, başka arkadaşlar. Seyhan Erözçelik, şimdi aramızda olmayan. Böyle bir akşam işte toplantısı oturduk, içtik filan. Ertesi günde bayram tabii, Cumhuriyet Bayramı. Ben de evde yatıyorum. O zaman çocuğumuz yoktu da. Sonra, öğleden sonra bir ara kapı açıldı. Karımın geldiğini fark ettim. Biraz sonra da böyle bir küçücük bir ses duydum, ufak bir ses evde. Anlamadım, kuş sesi midir? En üst katta oturuyoruz, yani balkonu falan da var, yani bazen kuşlar giriyor evin içine. Fakat kuş sesine benzemiyor. Gözümü de açmaya çalışıyorum, sarhoştan uyanamıyorum. Şu kadar bir kedi.
ve başımda. Tam böyle yattığım şeyin salonda divanda başucumda. Şu gözümü kalkıp o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ben kımıldayım ama korkuyorum çünkü. Karım tam şey uygulamış, hani yüzme bilmiyorsa denize at. Evet, yani yüzme, denize atarsan hani ya çıkarsın ya da çıkarsın dedikleri şey. Dedim ki tamam, kabul ediyorum. Çünkü meyhaneye falan gittiğimizde o kadar sarhoş olduğum halde bana böyle söz verdirmeye çalışırken ben hemen uyanırdım, asla derdim. Fakat artık bu durumda teslim oldum. Ve benim ilk kedim Cumhuriyet'in 75. yılı şerefine bize gelen, adını sonra 3 gün çalışarak koyduğumuz kedi oldu. O zaman ben reklam ajansına kreatif direktördüm. Karım da reklam yazarlığı yapıyordu. Ve dedik ki biz bu kediye isim koyalım. Tabii isim çalışması çok yaptığımız için. Şimdi o zaman tabii internet falan şimdi kadar yok ya da ben girmiyorum demek ki, bilmiyorum. Fakat bazı bilgiler var, işte Mısır'da kedi çok sevilir, hani kutsaldır. Ve kedilerin hani çağırırken S ve R sesi olmalı, hırlama sesi falan gibi. Bu bilgilerle, briefle, işte reklamcılık briefiyle birbirimize brief vererek karımla 3 gün kediye isim çalışıyoruz. Böyle 100 tane falan isim yazmışızdır ama ikimiz de reklamcı, beğenmiyoruz birbirimizin yazdığını filan. Fakat ilk yazdığımız isim Mısır ismi. Mısır. Onu da ben buldum. Çünkü hem Mısır, hem S var, hem R var. Yani sanki kedi memleketi, kedi cenneti falan demek gibi bir şey. Sonra, pardon yalan söyledim, ilk yazdığım isim değil, onu başka bir şey için şey yapmıştım. Onu kızıma isim ararken yapmıştık. Kediye isim ararken yapmadık. Üçüncü günün sabahı böyle saat 6 falan gibi uyandım. Evraka, evraka. Buldum, buldum, Mısır dedim. Ne oluyor falan diye rüyamda mı? Rüyamda gördüm dedim. Dedim ki ya, düşündüm çünkü reklamcılık öyle meret bir şey ki. Yani sen hani yani tamam sabah 10'da gidersin, gece 10'da çıkarsın ama meret iş tabii sabaha kadar bitmez, ertesi gün bitmez, bitmez, sürekli kafanda gezdirirsin. Yani şiir yazmaktan daha berbat bir şey varsa da reklam yazmaktır. Hani berbat derken şu anlamda, zor bir şey varsa da reklam yazmak. Habire kafanda böyle gezdiriyorsun, şöyle mi yapsam, şu başlık şöyle olsa, film şöyle mi olsa filan diye. 3 gün sonunda biz Mısır'ın adını bulduk ve çok sevindik. Karım da çok sevdi, ben de çok sevdim. Ve o kedi benim ilk kedimdi, ilk göz ağrımdı. Fazla bakmışız evde, yani fazla beslemişiz. Maalesef 8,5 yaşında kaybettik tabii, o aşırı beslenmeden. 8,5 yaşında kaybettik ama yani çok sonra tabii şey yaptım, hiç hayatta hiç insan gömmedim. Tabii yakınlarım, babam falan, onlar hani gömdük ama hani böyle bir şey. Sonra iki tane kedimi gömdüm, birini Beykoz'a, birini başka bir yere gömdük falan, işte onların şey yaptık. Şeyi dağıttık işte mahallede kediler için filan. O kediyi sonra İzmir'e götürdük, karımın memleketine, Eskişehir'e, benim memleketime götürdük. Babaannem rahmetli şeydi, o da bilir benim kediden korktuğumu. Kedi gelince güldü bana, dedi ki bu dedi Ali'nin mendili dedi. Ali'nin mendilini biliyor musunuz? Ali'nin mendiliymiş bu. Yani Hazreti Ali'nin mendilinden bahsediyor. Kedi kutsaldır aslında bizim için dedi. Ama dedi hani şey yapmamış. O zaman daha çok seviyorum. Madem Ali'nin mendili bizim için daha kutsal diye kediyi tabii daha çok sevdim. Bazen işte o zaman daha çocuğumuz yokken karım işte İzmir'e gittiğinde veya yurt dışındaki toplantıya falan gittiğinde ben oturup hani sabaha kadar yazardım şiir falan. Mısır'da karşıma otururdu. Git yat derdim. Yemek verdim, gitmezdi. Ben uyumazdım. Sabah 5 olur, ezan okunur, ben hala şeyler filan. O da benle beraber bekler, sonra ben gidip yatardım, o da gelip yanıma, ayak ucuma yatar ya, kediler ayak uçlarına yatar şeyden. Öyle. Onun bir kızı oldu sonra, adını Kiraz koyduk. Kiraz da böyle beyaz ve huysuz birisiydi biraz. Onu da 11 yaşında kaybettik. Sonra ben de ama şey başladı tabii, kedicilik başladı yani şey gibi. O zaman kedilerin olduğunu fark ettim Cihangir'de, sokaklarda. Onların işte susuz ya da sıcakta ya da kışın soğukta kaldığını fark ettim. Bir tane kadın var, şimdi Nermin gitmeseydi burada tanır. Nermin abla. O da Nermin bak. Nermin Candan. Aslında çok enteresan birisi Nermin Candan. Böyle elinde 5 kiloluk sular, böyle ciğerler, böyle şey yapıyor gece gündüz. Biz de bazen meyhaneden gelirken, karımın eskiden cumaları meyhaneye giderdik akşam. Dönüşte de işte Asmalı Meşri, Refik, Yakup gibi bizim arkadaşların gittiği yerler. Oradan meze yedikten sonra yemekleri yiyemiyorsun söyleme sahip. Ben de derdim ki onlara, şunları sardım.
Ben parktaki kedilere veriyorum çünkü. Gelirken de Cihangir Parkı'nda. O zaman kedi barınakları falan var. Onlara veriyordum. Sonra gece gördüm. Aferin, çok hayırlı iş yapıyorsun dedi bana. Sağ ol dedim. Ben de sizi hep görüyorum falan dedim kadına. Ben dedim Nermin dedi. Memnun oldum dedim. Nerede oturuyorsun? İşte şu sokakta oturuyorum. Ha dedi, kapıya sen mi koyuyorsun dedi su kaplarını filan. Evet dedim, iyi ediyorsun, Allah razı olsun, sağ ol filan dedi şeyden. Sonra tabii Nermin abiyle çok yakınlaştık. Nermin abiyle artık şey olduk yani, o da bir hani ben de kedici olarak birbirimize yardım ediyoruz, kedilere yardım ediyoruz. Bir hasta kedi olunca birbirimize söylüyoruz. Vardır ya böyle şeyler, dayanışma şeyleri filan gibi. Bu NTV yayınları vardı, şimdi yok galiba değil mi NTV? Güzel kitaplar bastı. İlk bastığı kitaplardan bir tanesi Sizin Kahramanınız Kim? Hatırlar mısın o kitabı? Gri bir kitaptır. 40 kişiye sordular. İşte yazar, şair, edebiyatçı veya başka. Bana da sordular. Ben dedim ki benim kahramanım kim? Yani bir sürü kahramanımız var tabii. Cumhuriyet döneminden var, yazarlardan var, siyasetçilerden var, yabancılardan var filan. Fakat dedim ki yani böyle ünlü olmayan ama gerçekten hani kahraman kim var? Nermin abla. Yani kedilerin Florence Nightingale'i diyorum ona ben. Tam olarak Cihangir kedilerin Florence. Onu bazen şeyde görüyordum. Eski bizim Simurg'un orada gördüm. İbrahimler'in orada. Yaz günü o sıcakta Ağustos'ta. Dedim ki Nermin abla burası senin kapsam alanına giriyor mu? Cihangir'den ta Beyoğlu'na o Pandora'nın oraya falan gidiyor. Oralardakine de ne yapayım diyor. Biraz da ağzı şeydir. Üzüm damlar ağzından. Biraz böyle saydırır yani şeye, bilmem kimler, bilmem kimse vermiyor bu hayvanları aç bilmem ne, kendilerine bilmem ne diye böyle güzelce saydırır. Nermin ablayı yazdım. Dedi ki Nermin abla o zaman, ha dedim ki Nermin abla ben dedim seni yazacağım dedim. O zaman dedi kardeşim dedi seninle şeyde Savoy'da buluşalım, Savoy Pastanesi'ni biliyorsunuz, Cihangir'in meşhur pastanesi. Ben de sana hayatımı anlatayım bak dedi. Tabii Nermin ablanın bir hayatım var diye düşünmedim ama ya ne acaba diye düşündüm. Sonra ertesi gün gittim Nermin abla süslenmiş, giyinmiş, taranmış, makyaj yapmış, kuaföre gitmiş, oturdu. Nermin abla 1970'lerin meşhur şarkıcısı Nermin Can'dan. Bir girdim internete, Hayat mı bu diye çok meşhur bir plak var, altın plak almış. Böyle yeşil gözler, saçlar filan Nermin abla böyle şey yapılamayan kadın. Kulüp 12'de çıkıyor, Suat'ın yerinde çıkıyor. Yılmaz Güney peşinde, başkaları peşinde, şunlar bunlar. Yılmaz Güney şeyi dağıtıyor mesela, Suat'ın yerini falan dağıtıyor Nermin abla için. Nermin abla o kadar meşhur ki Ses Mecmuası, Hayat Mecmuası falan oralarda böyle bir sürü şeyler, küpürler getirdi, altın plak şeyini getirdi, yazılar. İşte İspanya'ya gidecek, İngiltere'ye gidecek, dil öğrenecek, uluslararası piyasaya açılacak falan gibi böyle bir sürü şey. Nermin Can'dan internete girerseniz görürsünüz. Hayat mı bu şarkısı da çok meşhur bir şarkıdır. 45'liği var. Belki hatırlayan var mı içinizde? Hayat mı bu, yaşamak mı, benim aşktan şansım yok mu? Bak böyle şey yaparsanız bu yani çok güzel. Hatırlıyorum 70'lerden. Sonra bir tabii klasik aşk hikayesi Mehmet'e aşık oluyor. Mehmet kuaför Mehmet. Nişanlısı. Çok güzel hikaye. Ve fakat şeysiz aşk, yani aşk aslında imkansız aşk. Hani seversin kavuşamazsın, aşk olur dedikleri gibi. Tam olarak bunlar kavuşamıyorlar ve hep nişanlı olarak kalıyorlar. Ve o yüzden de Nermin abla şarkıcılığı falan bırakıyor. İspanya, İngiltere'ye gitmiyor. Genel olarak bizde böyledir yani şeyde. Gitmiyor, burada kalıyor. Şeyden de eline teğini çekiyor. İşte bu kabare, şey, kulüplerden falan da eline teğini çekiyor. Mehmet'in aşkından. Kuaför Mehmet, bayağı ünlü bir kuaförmüş. Soyadını bilmiyorum ama kuaför, nişanlım diyor sürekli. Adam evli, torunları falan var ama hala nişanlısı bizim Nermin ablanın. Ona yardım ediyor arada falan böyle. İşte Mehmet yardım etti falan. Mehmet ona kedi için para gönderiyor, mamaları falan. Bir tane sosyal sigorta şeyinden, emeklisinden bir tane evi var. Küçük bir evi var Cihangir'de. Başını soktuğu bir kardeşi var. Bir de kuaför Mehmet'i var yani şey yaptı onun hani ona yardım eden. Bütün hayatı şeyle geçiyor. Kedilerle falan geçiyor. Kızım doğduğunda bir tane küçük altın getirdi. Bunlar için. Tabii Nermin abla bizim şeyimiz, aile dostumuz. Kiraz'ı da kaybettikten sonra tabii ben bir süre kedi almadım. Çünkü çok yakın olunca insan şey yapıyor hani canlı yani ve şey yakın. Çok üzüldük çünkü. Kızım doğmuştu o sırada. Nar da küçükken evde ona kızım adı Nar,
Kiraz da kedimiz işte. Ona ablası diyorduk. Tabii Nar Kiraz abla. Sonra Nar biraz bir sokağa çıkarmaya başlayınca bütün kedilere abla demeye başladı. Çünkü kedi değil abla. Okulda şimdi soruyorlar anaokulunda kardeşiniz var mı diye. Yok tabii. Bu da var demiş. Adı da Kiraz demiş. Sonra biz toplantıya gittik anaokuluna. Bu NDS var. Damdesiyon'un neslin değişen sesi oraya. Dedi ki ablası varmış Nar'ın dedi. Biz karımla birbirimize bakıştık. Yo dedik. Açtı hocam. Kiraz dedi. Dedik ki ya harika bir şey. Tabii Kiraz ablası var. Bizim kedimiz. Uzun süre 3-4 yaşına kadar kedilere abla dedi. Şimdi kedileri bizden çok seviyor. Benim bir de bağlazım var İzmir'de, İnci. Onu da en son bu şeyde yazdım. İstanbul'un Sakinleri diye bir kitap çıktı şeyden. Timaş'tan. Şey yaptı, Tuğçe Isıyel. Yani bir 15-20 kişi, Mehmet Güreli, Şükrü Erbaş, ben, başkaları da var. Böyle kuşlar, köpekler, kediler, İstanbul'un Sakinleri üstüne yazılar yazdı. Ben de kediler üstüne yazdım tabii doğal olarak. Orada da o yazıyı bağlazıma ithaf ettim. İnci, İzmir'de yaşıyor. Seramik sanatçısı ama seramik falan yaptığı yok. Sokaktan kedi köpek topluyor. Ev hayvanat bahçesi gibi. Kayınvali diyor ki bir tek bana yer yok diyor. Orada oturuyor ama evdeki kedi, köpek ne bulsa eve getiriyor. Kimini balkona, kimini yan balkona, kimini seramik atölyesinde sürekli olarak böyle bir şey yapıyor. Diyorum ki yani cennetin varlığına sırf senin için bile inanabilirim diyorum. Yani cennetin varlığına sırf inci için inanırım yani. Çünkü herhalde başka gidecek bir yeri yoktur diye düşünüyorum öyle insanların. Karımdan işte 2 yaş büyük. Üzgün Kediler Gazeli diye kitabım var. Görmüş olabilirsiniz, okumuş da olabilirsiniz. Bu benim en meşhur kitabım. Yani en çok satan kitabım bu. Böyle herkes beni Üzgün Kedilerin şairi diye tanıyor. Bir de Nar'ın babası diye tanıyorlar. Allah'tan Nar'ın babası diye şey yapıyorum. Şimdi bu kitabın hikayesinde bilen vardır ama ben size söyleyeyim. Bu kitabın adını ben koymadım. Bu kitabın adını çok sevdiğim şair arkadaşım Engin Turgut koydu. Engin Turgut'u çok severim. Reklamcılık yaparken 1,5 sene kadar ajansta, o zamanlar iyi zamanlardı tabii, ekonominin iyi olduğu zamanlar, onu şey olarak almıştık işe, düzeltmen olarak almıştık. Böyle çok içli, çok özlü, çok incelikli, çok duyarlı. Tanırsın değil mi Engin Turgut'u? Bir çocuktur, aynı zamanda çok iyi resimler yapar. Yani şair ressamlardan, hani İlhan Berk, Metin Eloğlu serisinden birisidir. Güzel de resimleri vardır. Bir dergi şiir istemişti benden. Dedim ki şiir yok dedim. Abi dediler yani şiir vallahi yok ya insan yani bugün yok şiir. Hani haftaya olur mu bilmiyorum dedim. Yani insan bazen 3-5 ay yazamaz şiir. Şimdi çok yazıyorum gerçi ama bir ara yazamıyordum şeyden. Sonra Engin'i aramışlar demişler ki Haydar'dan bize bir şiir alsana. Ya dedim ki olsa ben vermem mi ya şey mi bu? Hani böyle bir şey yok ki yani. Hani ben gider Anadolu'daki tanımadığım dergilere şiir veririm. Çünkü hani şiir yani yayıp şeyde. Ne yapacağız filan dedi. Yazabilir misin dedi. Ya nasıl yazayım dedim şimdi dedim filan. Sonra dedim ki sen yazsana benim yerime dedim. Olur mu dedi. Olur tabii dedim ya. Biz çok yakın arkadaşız yani kaç yıllık. Birbirimizi biliyoruz hani huylarımızı, özelliklerimizi biliyoruz. Az çok şiirimizi de biliyoruz. Sen dedim yaz bir tane dedim. Olur mu dedi. Olur tabii dedim. O da sever böyle şeyleri. Yazmış. Dedim ki yalnız sakın bana gönderme dedim. Sonradan dergiye gönder dedim. Sonra dergi çıktı. Buradaki Üzgün Kediler Gazeli şiiri Engin Turgut'un şiiridir. En çok sevilen şiiri kitabın Engin Turgut'a aittir. Arkadaşlık böyle şiir. Şiir arkadaşlık içindir. Kesinlikle inanıyorum. Yani önce arkadaşlık sonra şiir. Ankara'da bir dergiydi. Vallahi unuttum adını şimdi. Sonra dergi geldi. Baktım. Aradım Engin'i. Ya güzel olmuş dedim. Beğendin mi dedi kendi şiirini. Dedim oğlum sen yazmışsın senin şiirin. Şimdi sonra millet bu şiiri benim diye okuyor. Bu kitabı da, ya kitap benim çoğu ama işte adı ve o şiir Engin Turgut'un şiiri. Sonra ben bunu, bu gazeli yerime yazan sevgili kardeşim Engin Turgut'a diye de kitapta şey yaptım. Fakat millet burayı görmüyor galiba. Yine Üzgün Kedileri şair Haydar. Biraz şey yapmışlar, benim kediyi çok sevdiğimi biliyor, gazel yazıyor. Gazellerim falan var, onları da bilir. Böyle şey yapmış, onlara uydurarak, yani yarı benim şiiri, yarı onun şiiri. İkimizden böyle ortaya karışık bir şiir çıkmış. Ara sıra ona rakıyla şey yapıyorum, telif hakkını ödüyorum. Çok değil eskisi kadar, eskiden daha çok öderdim ama şimdi ona da fazla içirmiyorum. Ben de zaten 3 ayda bir içiyorum yani rakı. Bunu da Üzgün Kediler Gazeti diye aldım. Tabii bu kitaplarda olsun, Aşk Antolojisi'nde olsun kedilerime yazdığım şiirler var. Ama kedi artık benim tabii
şeyin arasına girdi. Yani böyle göz ağrılarım. Yani ilk göz ağrılarım arasına giren şeylerden bir tanesi de kedi. Nerede olsa seviyorum. Hangi kedi olsa seviyorum. Bir tane yazlık evimiz var. 2-3 haftada bir gidebiliyoruz şey civarında, bu Uskumruköy civarında. Arıköy diye bir yerde. Orada da tabii bahçe var. Bahçeye bir sürü kediler geliyor. Doğuruyorlar. İşte onlara bakıyoruz falan. Şimdi aklım onlarda. Şey var, hava çok kötü bile. Orası Kilyos tarafı ya. Karadeniz. Çok soğuk oluyor. Köpekler falan da var biliyorsunuz. Bir sürü şeyler. İşte onları büyütüyoruz falan. Böylece el birliğiyle ne yapıyoruz? Büyümeye çalışıyoruz. Evde şu anda 3 tane kedimiz var. Safo, Cano ve Bibi diye 3 kedimiz var. Safo ile Cano şey, karı koca. Cano, Safo 10 tane çocuk yaptı. Onların bir kısmını İzmir'e Baldız'a gönderdik. Bir kısmını burada dağıttık kedilerin. Bir de 6. katta oturuyoruz. Fakat tabii kedilere mama verdiğim için apartmana sürekli kediler girip çıkıyor. Ben de alıyorum bu kış aylarında filan. Apartman için sık sık temizliyorum tabii. Doğal olarak kedilerin şeyinden filan. Herkes bana bakıyor çünkü doğal olarak temizlemem için. Bizim tam kapıda doğurdu 2 defa sokak kedisi. Apartmanın tam evin kapısında. 3 tanesi öldü, bir tanesi yaşadı. Karımın adını Patik koydu. Şimdi bizim tam şeyde yaşıyor. Evin hemen kapısında ona kulübe yaptık. İşte şey, su kabı, mama, tuvalet koyduk. Yarı gün bizde, yarı gün dışarıda. Annesiyle ikisi orada yaşıyorlar. Şimdi gereken tekrar eve kapattım biraz oyna diye. O küçük daha, 2,5-3 aylık. Bizimkiler tabii böyle hani keyif yapmak, sefa yapmak istiyor ama bu tabii oynamak istiyor. Geliyor hepsine böyle şey yapıyor. Hepsi huzursuz diken üstünde. Dedim biraz onlar hareket olsun. Patiği bıraktım, geldim. Patiğin size selamı var. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.